Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere ilmin afetinden bahsedeceğim. Bir bilgiyi elde edersiniz, fakat bu bilgi size fayda sağlamayabilir. Ya zaman içerisinde bunu unutursunuz, hiç bir nevi amel safhasına geçirmeden onun bir müddet yükünü çekersiniz ya da o ilmi, o bildiğiniz şeyi kötü yönde kullanırsınız. Bu da ilmin afeti olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Afetül ilmi en nisyan ve idaatuhu en tuhaddise bihi gayra ehlihi. İlmin afeti onu unutmak, onu zayi etmek de ehli olmayana onu vermektir. Hadis-i şerifte iki şeye ilimle ilgili olarak dikkat çekilmiş. Esasen bu hadis en az 10 tane maddeden bahseden bir hadistir. Ben sadece iki tanesini buraya aldım. Birisi ilmin afeti unutmak, diğeri de onu zayi etmenin onu ehli olmayana vermek olduğunu ifade eden kısmını buraya aldım sadece. Hemen ifade edelim ki gerçekten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer işte şunun afeti şu, şunun afeti şudur diyorsa onlara şöyle iyi dikkat etmek gerekiyor. Evet, ilmin afeti unutmaktır denildiğinde bu rahat ve kolay anlaşılan bir şey ama fakat şu ahlakın adeti, şunun afeti şudur denildiği zaman hepsi böyle kolay anlaşılır cinsten değil. Anlamak için bir hayli gayret sarf etmek, düşünmek, mukayese yapmak, başka bilgilerle karşılaştırmak gerekiyor doğrusu bunları. Peygamber Efendimiz bu hadislerinde ilmin afeti unutmaktır diyor. Evet, insan nisyan ile mağluldür. Bütün insanlar öğrendikleri şeyi bir müddet sonra unuturlar. Dolayısıyla bilgi sahibi olan kişinin özellikle ileride lazım olacak olan şeyler unutmaması gerekiyor. Ve zaten başlangıçta esasen kendisine lazım olmayan şeyin de insanın peşine düşmemesi ve lüzumsuz bilgileri de hafızasına yığmaması gerekiyor. Çünkü her yeni bilgi önceden öğrenilen bilginin üzerine adeta oturuyor ve her yeni bilgi eskiyi örtüyor ve eskiye ait olan bilgiler tekrar hatırlanmak istendiği zaman eğer çok altta kalmışsa o eski bilgiler onların tekrar hatırlanması doğrusu biraz zor oluyor. Değerli izleyiciler, esasen hafıza dediğimiz şey bir nevi işte böyle saniyelik, saliselik diyeceğimiz hafızadan tutunuz da böyle ömür boyu diyebileceğimiz kadar geniş olan bir periyoda sahiptir. Hafıza daha baştan bazı bilgileri hemen kısa zaman içerisinde unutmak üzere hafızasını alır. O anlık hafızadır. Esasen Cenab-ı Allah hafızayı öyle yaratmış. Yani bizim bildiğimiz bütün bilgiler aynı ölçüde, aynı şekilde hafızamıza kaydedilmiyor. Bir kısmı son derece böyle silik bir şekilde kaydediliyor ama bir kısmı da adeta deri üzerine böyle bıçakla yazı yazar gibi ömür boyu insanın üzerinden gitmeyecek şekilde o bilgiler yazılıyor. Şimdi bir defa ilmin unutulmaması için kaydının derin olması gerekiyor. Kaydının derin olması için de o öğrendiğiniz şeye çok fazla önem vermiş olmanız gerekiyor. Hangi şeye önem veriyorsanız, hangi şey sizin için değerliyse, hangi şey sizin için kıymetliyse hafıza onu derin kayda alıyor. Ama hangi şey önemsiz veya geçiciyse onu kısa süreli hafıza o şekilde kaydını alıyor. O süre geçtikten sonra onu adeta hafızasından atıyor gibi bir durum vardır. Tabii böyle her güzel, her hoş olan şey de
derin kayda alınmaz. İnsanlar için bazı şeyler çok daha fazla önemlidir. İşte o önemli şeyler derin kayda alınır. Her güzel şey elbette önemlidir ama önem itibariyle de her şeyin bir hiyerarşik yapısı vardır. En önemli, daha önemli, önemli, daha az önemli gibi böyle bir hiyerarşik sıraya onları koymak mümkündür. Ama insanlar özellikle bir şey öğrenirken eğer unutulmamasını istiyorlarsa önem sırasına göre bir defa hafızalarına onu kaydetmeleri gerekiyor. Unutulmaması için önemli çarelerden birisi budur. Yani bu benim için önemlidir diyeceksiniz. İkinci olarak önemli gördüğünüz bir takım bilgileri eğer siz zamanında öğrenmişseniz hafızadan silinmemesi için onların zaman zaman tekrar edilmesi gerekiyor. Hafıza bakımından insanın özelliği biraz şöyle. İnsanlar bir nevi hafızada kalmak üzere öğrendiği şeyleri 6 ay içerisinde, 6 ay sonra diyeyim, %80'ini unutuyorlar. Mesela siz bir kitabı okudunuz, iyice anladınız. Orada işte sistemli bir takım bilgiler var. Şimdi size sorduğumuz zaman o bilgileri böyle takır takır bize söyleyebiliyorsunuz. Fakat 6 ay sonra şu anda takır takır bize söyleyebildiğiniz o bilgilerin en çok %20'sini söyleyebilirsiniz. O bilgilerin %80'i silinir gider. Eğer öğrendiğiniz bilgilerin sizin için önemli olduğu kanaatindeyseniz bir defa öğrenirken bu benim için önemlidir diye hafızaya alacaksınız. Çünkü ne kadar önemli kabul ediyorsanız hafıza onu o kadar derin bir kayda alıyor. İkinci olarak 6 ay geçmeden en önemli bilgilerinizi tekrar etmeniz gerekiyor. Eğer tekrar etmezseniz onlar da zaman içerisinde unutulup gidiyor. Eğer tabii önemli kabul ettiğiniz bilgiler çok ve hepsini böyle derin bir kayda alamıyorsanız o zaman bunun da bir başka çaresi var. O da nedir? O da yazı ile kayıt altına almaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ilmi yazı ile kayıt altına alınız buyuruyorlar. Çünkü hafıza netice itibariyle bir takım bilgileri zaman içerisinde dışarı atıyor. Sonradan öğrenilen bilgilerin altında kalıyor. O böyle o altta kalıp kalan bilgi sonradan eğer dışarıya çıkarılmak, üste çıkarılmak isteniyorsa o tam sağlam olarak icabında çıkarılamayabiliyor. Bu bakımdan değerli bilgilerin, önemli bilgilerin bir de yazıyla kaydedilmesi önemli bir husustur. Doğrusu bizim okuyan insanlarımızda da, öğrencilerimizde de, öğretmenlerimizde de not alma alışkanlığı pek yoktur. Okudukları kitabı özetleme alışkanlığı pek yoktur. Bu da bizim ayrı bir hastalığımızdır ve sünnete aykırı olan bir hastalığımızdır diyebilirim. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en azından önemli bilgilerin yazı ile kayıt altına alınmasını ifade etmiş ve bu yüzden bunun sünnet olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu konuda öğrencilerin, öğretmenlerin ve pek çok insanın eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel olarak böyle İslam milletinin bir takım şeyleri kayıt altına almamak gibi bir özelliği bulunuyor. Bunun da ayrıca büyük sıkıntılarını çekiyoruz. O bakımdan önemli bildiğimiz bilgileri zamanında kayıt altına almasını, yazmasını becermek durumundayız. İlmin bir afetini de Peygamber Efendimiz onu ehli olmayana vermektir şeklinde ifade etmiş bulunuyorlar. Dolayısıyla evet bir bilgi öğrenilir. Birinci derecede yapılması gereken şey nedir? O bilgiyi muhafaza etmektir. O bilgiyi muhafaza etmek için işte alırken bir defa derin bir kayda almak gerekiyor. İkinci olarak zaman zaman tekrar etmek gerekiyor. Üçüncü olarak yazıyla ayrıca kayda geçirmek gerekiyor. Şimdi unutulmaması için yapılması gereken önemli tedbirler bunlar. Bir ilmi öğrendik ama öyle gelişigüzel herkese bunu anlatmamız doğru olur mu? Hadis-i şeriften anladığımız kadarıyla herkese gelişigüzel bunu anlatmak da doğru değil. Evet,
insanda bir bilgi var olduğu müddetçe esasen bunu ne kadar insana anlatırsanız anlatın, o kaybolmuş değil. Neticede sizde bulunuyor. Eğer yazıyla bir yere kaydetmişseniz yine sizde yazılı olarak bulunuyor. Ama ilimden maksat nedir? Size ve çevrenize faydalı olmaktır. Size ve çevrenize faydalı olmaktır. Eğer siz haseten başkalarına bunu anlatmak suretiyle o ilmin faydasını ortaya çıkarmaya çalışıyorsanız ama anlattığınız kişi de o ilme ehil değilse, yani anlattınız hemen mesela birkaç gün içerisinde unutacaksa ya da efendim anlattınız onu kötü yerde kullanacaksa, unutmayacak ama kötü yerde kullanacaksa, o zaman bu o ilme ehil kişi değil demektir. Yani işin doğrusu o gibi problemlerimiz de var. Çünkü bazen bir takım insanları, gençleri, çocukları bir vesileyle topluyoruz. Ama o çocuklar bir nevi vermek istediğimiz o bilgileri almak istemiyorlar. Ya da lüzumsuz olduğu kanaatindeler. Hatta eğitim sistemimizde böyle bir şeyin hakim olduğunu söylemek mümkündür. Söz gelimi muhteva itibariyle aynı ders. Birinci olarak mesela o dersin temel olduğu bir fakültede öğretiliyor. O dersin temel olduğu, diyelim ki mesela bir matematik dersi matematik bölümünde ders olarak okutuluyor. Diyelim Fen Fakültesi'nin matematik bölümünde. Şimdi oradaki öğrencilerin ana dersi matematik olduğundan dolayı öğrenciler önemli bir oranda bu dersi dinliyorlar. Önemli bir oranda bu dersi dinliyorlar. Şimdi aynı ders, aynı muhteva ile söz gelimi bir işletme fakültesinde okutuluyor olsun. Ama orada ana ders olarak değil de bir yan ders gibi, bir tali ders gibi okutuluyor. Oradaki öğrenciler o zaman bu derse çok fazla önem vermiyorlar. Belki mesela dersteki başarı o fakültedeki bölüm başarısının %30'u kadar bile değil. Aynı dersin bir de işte meslek yüksek okullarında okutulduğunu, herhangi bir bölümde okutulduğunu düşünelim. Yani ilgili bir bölümde tabii. Eğer çocuk tabii ben buradan çıkınca sadece meslek yüksek okulu mezunudur denmenin dışında buradaki bilgiler bana hiç lazım değil. Hele hele bu matematikten ben hiçbir hayır görmeyeceğim, bunu hiçbir yerde kullanmayacağım diye öğrenci bunu öğreniyorsa, yani diyelim ki hocası da illa bunu öğrenmeden ben sizi geçirmem diyorsa, öğrenci öğrenip o şekilde geçmiş olsa bile bu öğrencinin o dersi unutma süresi çok kısadır. Yani çünkü adeta kerhen bunu öğrendi, zoraki öğrendi, hayatta bundan hiç istifade etmeyeceği kanaatinde en kısa zamanda bu dersi, bu bilgileri öğretir. Esasen her konuda mesele biraz böyledir. Bazen insanlar eğer bir takım bilgileri çok da rıza ile almıyorlarsa ama esasen bazen meslekleri gereğince dahi almaları gereken bilgilerse ama kişiye bu husus tam olarak anlatılamamışsa, o zaman işte bu bilgileri vermek bir nevi ehli olmayana vermek kabilinden oluyor. Dolayısıyla bir bilgi birilerine verilirken o ehli olan kişilere verilmesi gerekiyor. Alanların da o bilgiyi alması gerektiğini kabul etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu bilgi transferi boşuna kürek çekmekten, boşuna çalışmaktan öteye geçmez. Bu bakımdan ilmin, bilginin fayda görmesi ehli olana, onun kıymetini bilecek olan kişiye onu vermek olmalıdır. Değerli izleyiciler, ilmin belki en kötü afeti, kötü sonucu nedir? Onu kötü yönde kullanmaktır. Onu kötü yönde kullanmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Ziyad bin el-Hars ve Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Bir kimse Allah'tan başkası için ilim talep ederse ve ilimle Allah'tan başkasını murad ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bir kimse Allah'tan başkası için ilim talep ederse ve ilimle Allah'tan başkasını murad ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadistir bu. Şimdi ilmin birinci derecede Allah rızası için öğrenilmesi gerekiyor. Daha geniş anlamda bir ilmin kişiyi doğrudan böyle Allah'a götürecek bir bilgi olması gerekmiyor. Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu sınırlar dahilinde kullanılabilecek bir bilgi olması lazım. Cenab-ı Allah'ın koyduğu helal haram dairesinde kullanılacak olan bir bilgi olması lazım bu bilginin. Eğer işte bilerek bir bilgi Cenab-ı Allah'ın koyduğu sınırların haricinde eğer kullanılacak olursa o takdirde bu bilgiyle kişi ne yapmış oluyor? Cehennemdeki yerini hazırlamış oluyor. Allah'tan başkasını murad ederse ilimle bir kişi cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor. İşte mesela bir takım bilgiler vardır. O bilgilerle toplumda huzursuzluk meydana getirilir. Bazı insanların başka insanlara nefret etmesi sağlanır. Kötü maksatlar için kullanılır. İşte bu türlü bir bilgi iyi bir bilgi değildir. Esasen bilginin kendisi nötr bir şeydir. Nötr bir şeydir. Yani bizatihi bilginin kendisi için iyidir ya da kötüdür denilmesi mümkün değil. Bilginin iyi ya da kötü olması o bilgiyi kullanma yerine bağlı bir şeydir. Eğer siz bilgiyi iyi yerde kullanıyorsanız o bilgi iyidir. Eğer siz bilgiyi kötü yerde kullanıyorsanız o bilgi kötüdür. Ama esas itibariyle, zatı itibariyle bilgi ne iyidir ne kötüdür. Bilgi var olan bir şeyle ilgili bir malumattan ibarettir. Onun iyi ya da kötü olması sizin onu iyi ya da kötü yerde kullanmanıza bağlı bir şeydir. Dolayısıyla eğer bilgi kötü yerde kullanılacaksa, kötü maksatlı kullanılacaksa, Cenab-ı Allah'ın koyduğu sınırların haricinde, dışında bir yerde kullanılacaksa, o zaman bu bilgi kötü bilgidir ve ilmin afeti kabilindendir. Değerli izleyiciler, ilmin kötü yönde kullanılmasının dışında bir başka şey daha vardır ki, o da esasen kişi bilgisiz olduğu halde bilgiliymiş gibi bir takım konularda söz söylemesidir. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim ilimsiz fetva verirse onun günahı ona fetva verenedir. Yani birisi bir konuda bilmiyor nasıl amel edeceğini, nasıl yapacağını edeceğini bilmiyor. O konuda bir şey bildiğini zannettiği bir kişiye gidiyor, fetvasını ondan alıyor. O kişi eğer bilmeden kendi kanaatine göre, delilini falan hiç araştırmadan kendi kanaatine göre bir fetva verirse, o takdirde elbette bu bilmeden şey söylemek günahtır. Ama bunun günahı kime aittir? O bilgiyi alıp kullanana değil. O bilgiyi yanlış olarak üretene ait olacaktır. Bir de bilmeden biliyormuş gibi bilgi takdimi, fetva takdimi vardır ki bu da bilimle ilgili, ilimle ilgili afetlerden birisidir. Dolayısıyla bilgiyi elde ederken de ilmin afetlerinden de mümkün olduğu kadar korunmamız gerekiyor. Yani ilk önce onu unutmamaya çalışmamız lazım. İkinci olarak mümkün olduğu kadar Allah'a giden bir yol bulmamız lazım o bilgiden. Üçüncü olarak o bilgiyi Allah rızası dairesinde helal ve haram çerçevesinde kullanmamız gerekiyor. Dördüncü olarak işte böyle olması gerektiği içinde kötü yolda kullanmamamız gerekiyor. Beşinci olarak da bilmeden biliyormuş gibi bilgi sunmamamız gerekiyor.
Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.